geldiniz. Bugün sizlerle çilekli kek yapıyoruz. Hazır çilek mevsimi gelmişken şöyle güzel çilekli bir kek yapalım. Hemen tarife geçiyorum. Öncelikle derin bir kaseye 3 adet oda ısısında yumurta kırıyorum. Bir su bardağı toz şeker ekliyorum. Şeker ve yumurtayı köpük köpük olana kadar mikserle öncesinde düşük devirde, sonrasında yüksek devirde çırpıyorum. İki su bardağı un ekliyorum. Bir paket kabartma tozu, bir paket vanilya. 150 gram oda ısısında tereyağı. Yarım kase iri dövülmüş fındık. Yine mikserin düşük devrinde çırpıyorum. Mikseri kasenin boş kısmında en düşük devirde çalıştırıyorum ki hamurlar kendini bıraksın mikserden. Keki spatula ile kenarlarından toparlıyorum. Yine içerisine şöyle kaşıkla hafif bir eziyorum. Porselen bir fırın kabı kullanıyorum. İçerisine kabın boyutunda yağlı kağıt kestim. Kek harcını döküyorum. Kek dediğime bakmayın. Böyle kurabiye kek hamuru tarzında bir hamur oluyor. Yine kaşığın tersiyle her yerine eşit gelecek şekilde yayıyorum. Kaşığın tersiyle her yerine eşit gelecek şekilde dağıttım. Şöyle 2 kase kadar çileğim var. Baş kısımlarını yıkadım, temizledim. Çilekleri zemine denk gelecek şekilde bastırarak ekliyorum. Çilekler biraz daha küçük olsa aslında daha da güzel olabilirmiş. Bir tık büyük geldi. Bu kadar çilek yeterli. Önceden ısıttığım 600 ayarlı 175 derecede güzel bir renk alıncaya kadar pişiriyorum. Yine kek usulü çıkarmadan önce kürdan testi yapıyorum. Kürdana herhangi bir ıslaklık gelmiyorsa pişmiş demektir. Önceden ısıttığım fırına pişmeye gönderiyorum. Kek güzel bir renk aldı. Kürdan testini de yaptım. Temiz çıktı. Soğuması için kenara alıyorum. Çilekli kek soğudu. İç dokusunu da göstermek istiyorum. Şöyle bir dilim keselim. Kek hamuru katıydı. İçi acaba çiğ kalır mı diye düşünceleriniz varsa iç dokusunu da göstereyim. Kesinlikle çiğ kalmıyor.
Şöyle orta kısmından da keseyim. Çilekli kek tarifim defterimde en eski tariflerden bir tanesidir. Çok severek yapıyorum. Tüm aşamalarını yaptık. Aklınıza takılan soru olursa yorum kısmına bekliyorum. Gördüğüm an size dönüş sağlıyorum. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı, sevdiklerinizle paylaşmayı, yeni tariflerden haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Herkese afiyet olsun.